Senem nerede? Senem nerede? Telefonla konuşuyor muhtemelen. Şimdi ben de aşılara bakıyorum. Çocuklarına götürülecek. Bu arada Doruk, şimdi bir sürü yorum gelecek. Siz dışarıya hastaya gitmiyordunuz diyecekler. Niye gidiyorsunuz diyecekler. Haydi çay kahveyi koyun gelin. 30 dakikalık bir video geliyor. Aslında bu bir dizi. Birinci bölümünü izleyeceksiniz şu an. İkinci bölümü yarın kanalda olacak. O istediğiniz hem uzun uzun video geliyor, backlog geliyor, hem de bir sürü köpekle geliyor. Yaklaşık 100 tane falan galiba. Bunların yarısı sokak çocuğu, sahipsiz hayvanlar, yarısı pansiyon çocukları. Hepsinin içerisinde çok güzel bir gün geçirdik. Kozalak Köpek Oteli'ndeydik sevgiyle beraber. Senem de bize eşlik etti. Göreceksiniz zaten, inanılmaz eğlenceli bir gündü. Devam edelim videoya. Niye gidiyorsunuz diyecekler. Onu da anlatmış olalım. Oradaki çocuklar bizim takibimizde, düzenli takip ettiğimiz çocuklar. Bir çocuk geçti. Çocuk! Gel buraya, çocuk! Gel, çocuk! Yüzü senin çakım babam. Hakikaten çocuk gibi görünüyor. Bizim babam Güneş, Güneş. Enes. Valla Deniz'le Güneş hakikaten. Babam şey yapıyor ya, Allah böyle böyle. Bir dakika, Fred Çakmaktaş'ta ben mi oluyorum o zaman? Yani. O da bir garip oldu. Yani yapacak bir şey yok. Ne götürüyoruz ebelere? Yazdım ben sevgi. Sevgi karma aynı anda olursa demişsin. 8 karma, 6 kuduz, evet. 9 karma. Evet, yalnız 2 tane daha karma olma ihtimali var. 2 tane daha fazla alabilir miyiz? Alırız. Bir de çocuktan kan alınacak demişsin. Evet, titre testi için. Titre testi için. Metin iddiaya girelim diyeceğim de bana kahvemi ısmarlamıyor, üstüne gidiyor. Hakikat ya, kahve biz ne zaman içiyoruz? İddiayı kazanmadım. Çanak makasına gerek yok. Değil mi? İstemiyorum Pınar'ın hızlı değiştirmeyi. Ben herkese alacağım, o yüzden diyorum. Tamam. O iş bende. Atlasam. Sınavdan hayır, maaşını yatırmadıysa patron tamam, saygı duyarım. Yatırmadı. Yatırmadı. Patron da maaşınızı yatırmadı. Daha var mı? Gününde yatar. Artist. Hakikaten evet. Starbucks'tan ben mocha grande. Mocha grande. Tamam benimki. Herkes aynı. Yani. O tane aldık. 3'ü senin çocukları olduğu için. O değil şu hırçın mı? Hırçı mı değil mi bilmiyorum o çocuk. Artık ya nasip diyeceksin. Vildan tutarsan yaparsın. Biz o saate geliriz ya. 3'e gelemeyebiliriz. 3'ten sonrasına geliriz. Parka mı gidiyoruz bu arada? Çocuklar. Sevgi Hanım. Efendim Doruk Bey. Telefonunuz. Teşekkürler. Çantayı aldım. Tamam. Selam. Bugün Kozalak Kedi Köpek Oteli'ne gidiyoruz. Normalde dışarıya hastamız yok. Dışarıya hastaya çıkmıyoruz. Lakin Kozalak Kedi Köpek Oteli farklı. Aramazsan arama yarara. O değil o. Ha, aramam dedin hadi hadi. Ha, Allah seni bildiğin gibi. Kupa yaptırmışlar bize. Ya, tamam, neyse. Yiyecek bir şey. Senem ortaya gel. Anam, denizin battaniyesi. Kızcam benim. Hayır, hayır, hayır. Azıcık sohbet edek ya. Nereye gidiyoruz? Kozalak. Patron. Dondurma mı istiyorsun? Yok. Belki kahve ısmarlarsın. Şu havada kahve mi içilir? İçim yanıyor benim. Sıcağı seviyorumdur belki. Belki. Olamam mı? Senem ortaya gel ya. Senem gel gel. Ya ortaya otursana. Çocuk gibi gelsen ortaya ne olur hadi. Hadi hadi. Tamam mı? Senem ablalarını görmüş olsunlar. Senem DoBiDa'nın... DoBiDa ne lan? DoBiDa. DoBiDa'nın varoluşuna tanık olan bir insan. Aslında hasta sahibimiz değil, vakti zamanında, çok zaman önce. Sonra hasta sahipliğimiz bitti tabii, bizim dostluğa döndü. Şey yapalım, bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde deyip... Hikaye... Dorukgiller yoktu. Aynen. Hikayemizi anlatsana Senem. Aynen. En baştan mı? En baştan. Nereden anlatayım? Nereden başlayayım ki? Bizim Kozalak'la tanışmamızı anlatsana. Zaten ilkimiz oydu bize. Ya Kozalak hakikaten çok önemli bir çocuk bizim hayatımızda. Sevgiyle benim. Aynen, Kozalak'ı da göreceğiz şimdi gidince. Nereye gidiyoruz en başta? Kozalak. Kozalak ya. Kozalak. Oranın adı Kozalak. Kozalak. Kozalak Kedi Köpek Pet Oteli. Evet. Ki köpek ağırlıklı. Tamamen köpek şu anda, kedi ağırlıklı. Evet. Bir aynen sen başla. Senem beni aradı. Sadece sümük ağlıyor. Affedersin. Ama daha tanışmıyoruz. Ama daha tanışmıyoruz. Dedim ki Senem Hanım sakin, tamam halledeceğiz. Ne oluyor? Ama ne oluyor? Öyle mi olur, böyle mi olur diye başladı bizim hikayemiz. Evet, Kozalak benim her gün sokakta baktığım bir çocuktu. Arkadaşlarıyla, annesiyle, mahayla yaşayan bir çocuk. Bir gün Kozalak'ı göremedim. Sonra tam alandan dönerken bir inleme sesi duydum. Döndüğümde Kozalak'ın gözleri böyle yemyeşil. İnleme sesiyle, yani resmen son gücüyle bana kendini gösterdi. Gözler yemyeşildi. Öksürüyordu ve yerinden kalkamıyordu. Tabii ben o zamanlar köpeklere dair işte aşılar, hastalıklar falan hiç bilgi sahibi değildim. Sevgi'yi böyle hüngür koşup ağlayarak aradım. Sevgi gelip gördüğünde gençlik hastalığı olduğunu söyledi. Tabii o zamanlar daha Dorukgiller yok. Yok, evet. Farklı bir yerde çalışıyoruz biz. Başka bir klinikteydi. Evet. Onların orada da alabilecekleri, viral bir hastayı alabilecekleri yerleri yoktu. Sevgi her gün bu alana gelip bütün tedavileri uyguladı. Mantığımız şuydu, Kozalak'a önce yemek yediriyorduk. Yemeğini yedikten sonra Kozalak'ın hareketi şu, yere yatıp, gözlerini kapatıp kolu uzatmaktı. Bayağı damar yolu açıp, hiç kimse tutmadan kendini tamamen teslim ediyordu. Yani kolu uzatıp gözleri kapatıyordu. O millet hırçın çocukları izliyor ya hep. Aynen. Kozalak bayağı her gün damar yolu açılıyordu. Evet. Sokakta açıyoruz bu arada. Sokakta açılıyor. Sokakta çamur, hatta o dönem yağmur yağıyordu. Bu arada her yer çamur, pislik içinde. Yağmur zamanıydı çünkü. Üstün bir çabayla resmen tutuldu hayata. Bir ay kadar falan gayet iyiydi. Sonra tekrar bir hastalandı. Artık o zaman tekrar kliniğe alındı. 13 gün yoğun bir tedavi süreci vardı. Hatta bir ara ümidi bile kesmiştik artık. O 13 gün boyunca da ben her gün kliniğe gelip Kozalak'la konuştum. İyileşeceğine dair sözler verdim. Bu sözlerden biri de seninle çimlerde koşturacağız. Sen iyileş de çimlerde birlikte koşturalımdı. Kozalak'ı şimdi göreceksiniz. Çimlerini görünce dedim ki tamam, burası Kozalak'a söz verdiğim çimler. Böylece Kozalak oldu. Kozalak'ta Kozalak'ın kardeşleri, arkadaşları aynı alandan çok fazla çocuk var. 34 sokak çocuğunun da sorumluluğu bize ait oluyor. Sadece Kozalak... yatılı olanlar. Yani orada duranlar. Tabii, bir de sokaktakiler var. Evet. Tabii, sokakta da yaklaşık 40'a yakın. Bu arada Senem bakanlıkta çalışıyor. Evet. O bölgede yaşayan sokak çocuklarının hepsine bir grupları var, öyle diyeyim. Beraber bakıyorlar. Aslında Kozalak'la beraber birçok çocuk da kurtulmuş oldu. Farkında mısınız? Oradaki tabii şu anda tamamen bizle beraber yaşıyorlar. Evet, şoför değiştirdi. Sevgi Hanım kamera çekimini beceremediği için. Becerememek mi? Adam akıllı elimi alayım dedim. Ne konuşuyorduk en son ya? Hayvan beslemeden, çocuk beslemekten. Orayı çektim mi acaba? Bir dakika, orayı çektim mi çekmedim mi bakayım. İnsanlar şeyi merak ediyor. Ya biz size sokak hayvanlarına yardımcı olacaksınız falan diye olduk. Neydi ya? Abone olduk. Niye beslemiyorsunuz? Niye yardımcı olmuyorsunuz? Falan diyen insanlar var. Bu konuda konuştukların videoya çıkmamış. Ya biz Doruk'la orada çok ikilemde kaldık. Daha doğrusu düşüncelerimiz çatıştı. Ben iyi değil, sanki göze vura vura yapmayı sevmiyorum. Böyle olduğunu düşündüm. Onun için bu tarz video çekimlerine hani çok sıcak bakmıyordum. Arkada normalde mamamız, işte ödül mamamız gördüğümüz yerde çocuklara veriyoruz. Olabildiğince su taşıyoruz. Sularını veriyoruz havalar ısındı diye. Ama Doruk şunu söyledi. Hani sevgi, farkındalık oluşturmak adına belki senin o videondan dolayı bir can beslenecek dediği için biraz daha olumlu bakmaya başladık. Onun için videoları artıracağız artık. En azından kayıt altına alacağız olabildiğince. Yoksa hani olabildiğince denk geldiğimiz çocuklara yapıyoruz. Belirli besleme alanları var. Oralarda bakıldığı için çok fazla kısımlara gitmiyoruz biz. Çünkü düzenli olarak bazı kişiler gıdalarını sağlıyor oradaki çocukların. Bizim daha çok amacımız hani ulaşılamayan bir yerde bir çocuk olduğunda. Birkaç yer var zaten. Benim 4 tane yavrusu olan bir anne vardı. Büyüttü şu anda. Hepsi de iyi. Benim düşüncem de aslında düşüncemin örneği arkada oturuyor Senem. Bu çığ gibi büyüyen bir olay. Gerçekten yani bilmiyorum, ben Türk halkının gerektiği kadar hayvan sevgisini gösterdiğini ya da gösterebildiğini düşünmüyorum. Çünkü önümüzde çok fazla engeller var. Çok ayrıntılarına girmeyeceğim felsefesine konunun ama hayvan beslemenin eve köpek alınmaz, kist yapar vesaire desem zaten herkes anlayacak gibi konular sebebiyle sokaktaki canlılara, sahipli ya da sahipsiz canlılara gereken önem verilmiyor. Bundan dolayı da ben sevgiyle şöyle bir çatışmaya girdim. Sokak hayvanlarını beslerken ya da yardım ederken, sokak çocuklarını beslerken aksine ben göze sokma taraftarıyım. Çünkü hayvan sağlık ekibi olarak böyle bir işin ne kadar önemli olduğunu göstermek için çaba vermeliyiz. Burada bizim çok ciddi bir gücümüz var DoBiDa olarak. Çünkü insanlara, gençlere bir kere şöyle bir durum var. 25-35 yaş aralığı çok fazla takip eden insan var bizi. Bu arada 25-35'i genç yaptım. Dikkatinizi çekerim. Herhalde. 25 yaşındaki bir insanın tam böyle çocuk yetiştirme vaktine geldiği dönem ki o insanlara asıl seslenmeye çalışıyorum ben. Sokaktaki hayvanı beslemeye çalışan bir anne baba çevreye nasıl bir etki yayacak? Ben lafı uzattım bayağı. Kozalak'ta görüşürüz. Allah, mama var. Lavaş veriyorlar. Arkada mama var direkt. Var mı? Selam. Ne oldu? Anam emziriyor bu ya. Emelerem. Kurban olurum ya. Yağlı ekmek daha mı güzel geldi? Vallahi ekmek daha güzel geldi. Biraz hakikaten ekmeğe benim de canım çekti. Lan ucundan ben de yiyeyim. Varsa. Senem döktün mü hepsini? Döktüm. Biraz daha dökelim de. Olur. Biriktik ya. Diyormuş. Azıcık ete bassaydınız da vereydiniz diyormuş. Biraz ya hakikaten var. Ekmeği çok sevdi ya. Var mı Doruk? Kaldı mı? Yok. Suyu nereye koyacağız? Kap var mı ya? Yoğurt kabı falan bir şey vardır herhalde. Biraz bak. Vişne. Ay sen bizim orada da var. Çok bak bu. Yavrum susarsın, ekmek yiyon anca. Onu kesmeyelim bir, buluruz şimdi bir şey. Var mı? Ha olur. Sevgi gel. Su var mı? Var mı? Ah, hala ekmeği yiyor. Deli olacağım. Evladım mama yiyor. Tabii o lezzetli bir lavaş belli ki ya. Yağlı falan. Ya bakılıyor ama çok fazla var. Çok fazla var. Nasıl yiyeceğim? Al anne. Al yavrum. Burada olmamış bir şey. Şurada da var. Ağzını suya atayım. Hadi gidelim. O ne güzel doydu şimdi var ya. Allah razı olsun abla diyor şu an. Ekmeğiyle yedi. Ekmeğiyle. Katık yaptı. Annem çok sevdi bana katık yaptı. Bak bak tavuğa bak bak bak. Şimdi ben ne yapayım? Yürüyeyim mi durayım mı? Bak hanımefendiye göreyim. Evladım yürür müsün? Ne kadar yavaş. Asortik ya. Işık yanmıyordu ki ona. Gözüm döndü. Yeşillik iştah açıyor. Çok acıktım ben ya. Kiraz yersin şimdi. Sesi duyuyor musunuz? Memati değil mi? Üstüme bir atlarken gidecek. Git. Ya senin tipini yerim salak. Memati. Dur. He? Gel. Bu Vino değil mi? Vino. Değil mi? Vino. Gel. Oş. Tosunum. Vino burada ne kadar sakin. Normalde böyle çılgın gibi hareket ediyor. Güzelliğim, seni de bir seveyim. Jeffrey. Barfi mi? Ha, Barfi. Ha. Jeffrey Amerika'ya gitti. Bu değil mi beni ısıran? Evet. Gel lan buraya. Gel. Seni seveyim gel. Ya no. Evet, köpek de köpek diyenlere gelsin. İstemediğiniz kadar. Şşt, kavga yok. Beni sevecek ya. Yasladı yalnız götünü. Ne oldu bir tane? Ne oldu tosuna? Ne oldu? Seni sevmediler mi? Bunların hepsi pansiyon çocukları. Memati bizim. Memati Kozalak'ın ekibinden. Yavrum, bağcığımı niye çözüyor? Yani şöyle, birçoğu arkadaşlarımızın köpekleri aslında. Pansiyon köpeği olan var. Leo'yla, Şila, bir de Vino. Vino nerede? Vino yukarı çıktı. Tamam, seni de seveyim, gel tamam. Ne haber Kerim? İyiyim, sağ olasın. Selam, kolay gelsin. Hadi işimizi yapsak mı acaba? İzin vereceğim mi? Oğlum, bağcığımı çözdünüz lan. Ben şu an duyulmuyorum kesin. Ya sen niye oradan havlıyorsun artist? Gel buraya gel. Harbi mi? O sana gelip dokunma sancası, yoksa sırrı. Sakin. Ya sen ne oldu? Bayıldım ama. Hepsi dibimize girme derdinde. Beni sev. Beni niye yalıyorsun? Ya bir dur. Neden astıma attı olsun. Şşş. Hop, kavga yok. Gençler kavga yok. Vay. Ne yapıyorsun? Anne siz önce bunu bilirsiniz. Salak tipe bak, ağzı yüzü kaydı ya, sevdireceğim diye. Hırlıyor ona. Bak sevmiyorum. Ya sana ne oluyor orada ya? Artist buraya gel. Yoluk. Adı ne onun? Cindy. Yavrum arkamdan bak, ayıp oluyor ama. Nerede Mehmet? Hayır. Bekle. Ağzının suyunu bir sil önce. Ayıp denen bir şey var ya. Ayıp denen bir şey var. Oy. Ya bir şuna bakın şuna. Şuna bakın. Anne ağzı sadece şuna bakın. Sen hep sana benziyor zaten. Minyon. Şu tilki suratı bana nasıl benzetirsin? Hoş. Ağzını yerim. Çok fena ortalığı karıştırıyordu da alıştım ya. Belli onun bir şey tipi var öyle. Evet. Bir oraya giriyor, bir oraya giriyor. Sevgiye sırayla sevdiriyor hepsi. Bir tanesi şey ama. Aa Kerim'e yanaştı bu sefer. Ay kocaman. Patileri atışa bak ya. Şimdi gel de böyle bir iş yerinde, böyle bir işin içerisinde strese gir. Sıkıysa. Hop, artistlik yok. Yavrum götünde kurt mu var senin? Ya bir dur. Otur bir. Ya bu oturur musun? Sana diyorum. Bakar mısın? Bak oraya gidiyorsun. Çok iyi. Meyve bahçesi gibi bir şey. Sen oğlan mısın? Çok fazla. Hadi aşağı. Almak zorunda mıyım kucağıma? Ne madi. Ulu. Güzel ulu. Bakkalında da bir tane kap çekip arkaya koyuyor. Seni de mi seviyorsun? Aşırı ya. Pikniğe gelmişiz gibi hissediyorum şu an yani. Aynen. Ben şu duda çıkacağım zaten. Hadi aynen. Başlayalım o zaman. Ayağıma basıyordun lan. Oğlum lan. Gençler. Sakin ver mi? Sakin olur musun? Sakin ol. Hadi gidiyoruz gençler. Ne o? Geçen geldiğimde de Leo beni karşılamıştı. Öyle mi? Ne bir kere? Bizi gezdirmişti. 3 bacaklı olan bu mu? Ay. Kıyam. Tosunu. Aa, kuş gelmiş içeri. Ebabil değil mi bu? Ebabil değil. Değil. Ebabil inemez ki. Uçamaz ki. Ebabil bir yere yapışır kalır. Doğru. Sakin mi? Sakin, çok korkak sadece. Sofişko. Güzelliği. Merhaba. Aferin sana. Gel. Çok korkuyorsun. Çok korkak. Sahipli mi bu çocuk? Aslında bayağı bir sahip var. Olamadık. Şu anda bizde. Sahipsiz. İlgilenen birileri, onu besleyen, ilgilenen birileri var. Sürekli geliyorlar falan. Köpekler saldırmış bu arada buna. Bayağı ve işte bacağı kaybetmiş. Sofiş korkma annem ya. Biz biz kötü şeyler yapacak bir insanız. Bunun uygulaması yok dedin değil mi? Var mı? Var. İşte karma. He tamam, şakacıktan söylemiştim ben zaten. Acıtmayacağım canını da. Olsun, ocağı yakmak. Yani aşıları olsun da bahçeyi yavaş yavaş alıştıralım diyoruz. Aşı olmadan bahçeye almıyoruz. Canım son bir haftadır herhangi bir ishal, kusması. Kerem'e bir soralım da. Kerem! Kaplumbağa gibi oldun yalnız. Sanki hiç ayağın yok gibi. Çocuk ne zamandır burada? 3. haftasında. Onun öncesinde de bir 10-15 günde klinikte daha fazla süre hatta kalmış. Orada niye kalıyor? Şey, amputasyon için kalıyor. Başka bir şeyimiz yok. Dur anneciğim. Eğer uygunsa aşıya. Annem seni aşağı bir indirsek mi? Korkma. Bayağı korkuyorum. Yürü de bir endamını görelim ama. Gel. Sofiş gel. Gel annem. Hadi inelim gel. Gel. Çok isterim. Gel. Gel anne. Nasıl indireyim? Çekeyim mi? Bunu bir aşağı indirebilir miyim? Çekeyim mi? Geliyor mu direkt yani? Yok gelmez. Gelmez diyor. Geçen sefer inmişti. Gel. Gel anne. Gel bak yine de. Bak. Koltuktan inse yine iyi. Bak canım. Aha. Ha, Türkiye'ye geliyor. Tamam, tamam ya. Tamam. Çok iyi. Tamam. Kaçma, kaçma, kaçma. Ablası sen sevsene. Şunu tasmasından tutsana. Oo. Hayır. Tamam. Bırakayım mı? Bırakalım mı? Şimdiye kadarki en uzun videomuzu izlediniz. Bu 1. bölümdü. 2. bölüm yarın gelecek. Sofya'yı izlediniz. Diğer çocukları izlediniz. Yarın arka bahçeye gideceğiz. Arka bahçedeki sahipsiz çocukları izleyeceğiz. Ön bahçeye ineceğiz. O çimlik alanda Kozalak ve diğer çocuklar koşturacak. Çok güzel anlar yaşayacağız. Yine aynı sürelerde olacak muhtemelen. 2. bölümü yarın izlemek için abone olun kanalımıza. Tekrar size bildirim gelsin. Görüşmek üzere. Kapı, şu kapıyı kapat istersen, direkt oradan kaçmasın en azından. Çıksa da çok başka bir yere gidemez zaten. Kuyruk sallıyor ama. Evet, aslında hani çünkü böyle insan alışkanlığı var. Gel, gel buraya.